Scanning. Evacuation sequence activated. High impact reactive armor activated. Kriyojenik uykuda çok uzun yıllar kalabilmek için gerekli olan tek şey sıvı nitrojenle bedenin, özellikle beynin sürekli soğuk tutulması. Ölülere yapılan bu. Ama ben ölü değilim ve bir kara deliğin son anlarına tanıklık etmek için milyon, milyar, şu anda hatırlayamadığım yıllar boyunca kriyojenik uykudaydım. Şu karşımızda duran devin yok oluşunu izlemek için. Ama önce sürecin işlemesi için başlangıcını oluşturmam lazım. Kara delik nasıl oluşur olanı değil, evrenin başlangıcını. Zamanı her saniye için 1 milyar yıl geriye alalım. Büyük patlama anına değil, bundan 380 bin yıl sonrasına, evrenin aydınlandığı, ışığın hapsolduğu kozmik yapıdan ilk kez çıktığı ana gidelim. Trilyonlarca derece sıcaklıktan soğumaya başlayan evren ve içindeki kuantum nesneleri, fotonların serbest kalmasına ve dışarıya salınmasına on binlerce yıl boyunca izin vermedi. Nihayet oradan oraya kaçışan elektronlar çekirdek etrafında tutulmaya başlandı, protonlar ve nötronlar atom içinde yerlerini buldular ve sıcaklık binlerce Kelvin derecelere düştü. İşte o an ışığın özgürlük zamanıydı. Diller gibi tüm evrene yayılıp evrenin her bir noktasını aydınlatmaya başladılar. Şimdi zamanı günümüze saralım. Başını göğe kaldırdığında aradan 13,7 milyar yıl geçmesine rağmen büyük patlamadan 380 bin yıl sonra yayılan işte o ışık, şu anda hiç ara vermeden, kesintisiz bir şekilde seni aydınlatmakta. Fakat gözlerinin göremediği bir formda, mikrodalga formunda ve sıcaklığı artık binlerce derecelerde değil, sadece 2,7 Kelvin seviyesinde. Eğer gözlerin mikrodalgayı görebilseydi, baktığın o gökyüzü inanılmaz bir parlaklıkla ışıldıyor olurdu. Işığın 1100 faktörle kırmızıya kaymış bu haline CMB yani kozmik mikrodalga arka plan ışıması diyoruz. Evrende oluşmuş ya da bundan sonra oluşacak tüm kara delikler ile bu arka plan ışıması arasında neredeyse sonsuzluğa uzanan inanılmaz bir rekabet var. Aslında kazanan, tereddüte yer bırakmayacak şekilde belli. Fakat kara delikler şu anda bu yarışı küçük farkla ama açık öre önde götürüyor. Kısa bir süre önce yaptığım "Evrende hiç kara delik yok" başlıklı videoda ayrıntıları ile belirttiğim gibi, evrende bir kara deliğin oluşması bizim bakış açımıza göre sonsuz bir zaman alır. Yani teorik olarak bir kara delik oluşumunun tamamlandığını asla gözlemleyemeyiz. Ne şimdi, ne de gelecekte. İşte tam bu noktada dehşetli bir paradoks ortaya çıkıyor. Dışarıdan oluşmasını hiçbir zaman gözlemleyemediğimiz kara deliklerin buharlaşarak yok olması, yani oluşmamış bir şeyin yok olması dış gözlemciler için muazzam bir paradokstur. Fakat evrende oluşmuş kara delikler var. Yok olmalarını izlemek için sizi tekrar uzak geleceğe götürmem lazım. Haydi uykuya. Bu kriyolojik uyku denen zımbırtının tek kötü yanı sırt ağrısı yapması. Neyse. Yine gelecekte bilinmeyen bir zamandayım, büyük olasılıkla trilyonlarca yıl sonrasında. Çünkü genişleyen bir evrende en son yok olacak yapılardan birisi kara deliklerdir ve gördüğünüz üzere karşımızda kara delik dışında hiçbir şey yok. Dışarıdan hiçbir gözlemcinin kara deliğin oluştuğunu asla göremeyeceğini söylemiştim dünya zamanındayken. Peki bu dışarıdan dediğimiz mesafe ne kadar uzaklığı kapsıyor? Yani kara deliğe ne kadar yaklaşırsam oluşumun tamamlandığını görebilirim. Yanıt, yine hiçbir zaman. Kara deliğin bir ışık yılı, bir kilometre, bir metre, bir santimetre ya da bir milimetre dışında bile olsanız, yıldızın çökmesi sizin bakış açınıza göre sonsuza kadar durmayacaktır. Bu sebeple olay ufkunu geçmeli ve artık kara deliğin bir parçası olmalıyım ki, oluşmuş bir kara deliğin varlığına ve süreçlerine tanıklık edebileyim. Geri dönüşü olmayan olay ufkunu geçtikten sonra yok olma sürem, kara deliğin kütlesine bağlı olarak milisaniyeler ile dakikalar arasında gerçekleşecektir. Güneş gibi küçük kütleli kara delik seçimi yapmak akıllıca değil. Daha olay ufkunu geçmeden gelgit kuvvetleri nedeniyle parçalanırım ve var olmayan tekilde yani nihai sona milisaniyeler içinde ulaşırım. Etrafta artık hiçbir madde olmadığına göre bu kara delik aktif bir şekilde büyümüyor. Zaten artık büyümesin çünkü kütlesi arttıkça ömrü üstel şekilde küp olarak artıyor. Örneğin 10 güneş yutsa ömrü 1000 yıl daha artıyor. Zaten yutacak bir şey kalmadı, bir ben vardım, beni de yuttu az önce.
Kara delikler aklımızın alamayacağı derecede soğuktur. Sıradan bir kara deliğin sıcaklığı 10-20 nanokelvin seviyelerindedir. Yani mutlak sıfıra çok yakındır. Ve evrende tüm madde kara delikler tarafından tüketilse ya da yok olsa bile en başta anlattığım büyük patlama sonrası yayılan arka plan ışımasından gelen fotonlar kara deliği beslemeye devam edecektir. Ne zamana kadar? 2,7 kelvin sıcaklığa sahip arka plan ışıması kara deliklerden daha soğuk olana kadar. Peki evrenin her yerine yayılan bu mikrodalga ışığı soğutacak olan mekanizma nedir? Doğru cevap tabii ki evrenin genişlemesi. Sahip olduğumuz büyük patlama kuramı sonsuza kadar genişleyen sonsuz bir evren modeli öngörür. Gün gelecek ve kara delikler ile arka plan ışıması arasındaki rekabet sona erecek ve mikrodalga fotonlarının sıcaklığı kara deliklerin düşük sıcaklığına ulaşarak artık onları beslemeyi sona erdirecek. İşte bu gerçekleşmeye başladığı an kara deliklerin Hawking radyasyonu ile yok olma süreçleri nihayet başlamış olacak. Peki arka plan ışığı ne zaman kara delikten daha soğuk hale gelecek? İnanın birkaç parametre var ama onlar bile tahmine dayalı oldukları için en iyimser öngörü trilyonlarca yıl sonra. Evrendeki hiçbir kara delik dünya zamanında yani evren 13,8 milyar yaşındayken buharlaşmasını başlatmadı. Çünkü uzay kara deliğe göre hala çok sıcak. Fakat biz şu anda gelecekteyiz ama yeterli gelecekte miyiz onu bilmiyorum, birazdan anlarız. Çünkü kara delikler buharlaşmaya başladığı zaman birkaç yıl içinde yok olmuyorlar. Mesela 3 güneş kütleli küçük bir kara deliğin buharlaşmanın son aşamalarına ulaşması için evrenin yaşının yaklaşık 40 oktodesilyon katı kadar bir zaman gerekir. Bu 4'ün ardından 58 tane sıfır demek. Bir de Samanyolu'ndaki 4 milyon kütleli Sagittarius A'yı, 64 milyar güneş kütleli Ton 618'i ya da 100 milyar güneş kütleli Phoenix A kara deliğinin ömürlerini düşünün. Trilyonlarca, katrilyonlarca, kentrilyonlarca yıl ne kadar sayarsanız sayın ya da daha da büyüğünü düşünün, muhtemelen ondan bile büyük olacaktır. Yani evrenin sonlarına uzanan zaman dilimleri. Kara delikler yok olmaya başladıklarında kütlelerinin büyük bir çoğunluğunu foton olarak kaybedecek. Fakat foton olarak yaydıkları radyasyon o kadar küçük ki. Güneşimizin yalnızca 3 katı ağırlığında olan küçük bir kara deliği düşünün. Evrenin başlangıcından bu yana o kara delikten enerji toplamış olsaydınız, şimdiye kadar yaklaşık 4 pikajul enerji elde ederdiniz. Bu da insan gözünün zar zor algılayabileceği bir ışıkla çok 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 küçük bir LED'i sadece 1 mikrosaniye kadar çalıştırmaya anca yeter. İşin kötüsü, daha da büyük kara delikler daha da az radyasyon üretir. Yani kara delik yok oluşu, hayallerinizin ötesinde zaman alan bir süreçtir. Beklemek yıldırır, sabır kalmaz, halüsinasyon gördürür. Ama vakit geldi. Evrene yayılan ışığın sıcaklığının nanokelvinlere düştüğü, kara delikten daha soğuk hale geldiği karanlık bir çağdayım. Evrenin trilyonlarca yıl sonrasında, kara deliğin ilk defa kütle kaybettiği zamanda. Dünyadan ayrıldığım zamana ait hiçbir teknoloji, kara deliğin kaybettiği termal radyasyonu tespit etmek için yeterli olmamasına rağmen bu video için kurgumuzu ve hayallerimizi yıkmayalım, gözlemlerimizi yapalım. Kara delikten yayıldığını gördüğüm şeyler %90 oranında bildiğimiz sıradan foton. Tek fark görünür ışık formunda değil, çok uzun dalga boyuna sahip bir nevi radyo dalgaları. Trilyonlarcası evrene yayılmakta. Yayılan sadece fotonlar değil, %10'luk bir bölümü ise kütle çekim radyasyonu formunda dağılıyor. Kara deliğe radyasyon çıkışı şu anda 1 milyon watt'a ulaştığı halde hala 20 katrilyon yıllık ömrü var. Ve bu noktadaki sıcaklığı yaklaşık 6,5 milyar kelvin olduğundan bu 1 milyon watt çoğunlukla güçlü gama radyasyonu şeklinde ortaya çıkıyor. Katrilyonlarca yıl geçtikten sonra radyasyon çıkışı 1 trilyon watt değerine geldiğinde kara deliğin kalan ömrü 18 milyon yıl olacak. Fakat nanokelvin seviyelerinde olan dondurucu soğuk yerine karşımızda 6,5 trilyon kelvin sıcaklığa ulaşmış bir kara delik olacak ki en son isteyeceğiniz şey onun yakınlarında olmak olurdu. Yaşamak için bir haftadan daha az zamanı kalan kara deliğin radyasyonu 1 milyon trilyon watt'a ulaşmış olacak. Artık bu aşamada gama ışınlarıyla birlikte görünür ışık evrene yayılmaya başlayacak ve son derece parlak, sıcak bir beyaz nokta ışık kaynağı haline gelecek. Eğer bu kara delikle aramdaki mesafe ortalama 8000 kilometre olsaydı, baktığım kara delik dünyadan gördüğüm güneş gibi olurdu. Işık yerine sert gama ışınlarının yağdığı.
son bir saniyelik nefesinde toplam kütlesi 220 tona düşen kara delik artık bu seviyede dünyanın aldığı güneş ışığının 100 bin katından daha fazla bir oranda gama fotonları yaymaktadır. Ancak yine de güneşten yaklaşık 55 bin kat daha sönük görünmekte. Kara deliğin kütlesi 1 tonun altına düştüğünde güneş parlaklığına ulaşacaktır. Sıcaklığı ise 21 basamaklı sayılarla ifade edilen seviyelere yükselecek. Ne olduğunun gerçekten bir önemi yok çünkü çok sıcak bir değer. Fakat bu aşamaya ulaştığında kalan ömrü ancak nanosaniyelerle ölçülebilir. Bir zamanlar karanlıkların efendisi olan ve katrilyonlarca yıl evrende hüküm süren görkemli kara delik, göz kırpma hızınızdan milyonlarca kez daha hızlı bir şekilde, herhangi bir patlama olmaksızın, sonunda güneşin birkaç katı parlaklığına erişerek, hayatını peta elektron volt ve üzeri birimlerle ölçülen aşırı sert bir gama ışını parlamasıyla sona erdirecek ve oluştuğu evrenin yeniden bir parçası olacak. Sessizce atılan çığlık gibi. Evrenin bu zamansız zamanlarına ilerleyen videolarda tekrar geri döneceğimizden emin olabilirsiniz. Fakat şimdilik buralardan ayrılma vakti. Eğer bilimsel temellere dayanan bu kurgusal yolculuğu beğendiyseniz ve benzer videoların gelmesini istiyorsanız desteğinize ihtiyacım var. Videoları izlediğinizde beğen butonuna basmak, kanalıma abone olmak ve de yorum yazmak bu desteği fazlasıyla sağlayacaktır. Yorum yazmaktan, aklınıza takılanları sormaktan çekinmeyin. Hepsini muhakkak bir şekilde yanıtlamaya çalışıyorum. Bu arada bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sık aralıklarla video yayınlıyorum ve yolculuklara ilk önce birlikte çıkanlardan olalım. Bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Sevgi, bilim, sağlık ve en güzel zamanlar siz ve sevdiklerinizle olsun. Hoşça kalın.